Demek son anda kurtuldunuz ha? Sonra İlayda bizi yakalayacak diye ödüm çok koptu. Nana, seni kurtarmaya ben de çok gelmek istedim ama Kulina izin vermedi. Uy, bunu düşünmüş olman bile yeter canım içi. Bademim benim. Ya ben? Ay sen benim fındık kurdumsun, çitlenbiyimsin. Isırırım yanaklarını. Çok şükür sağ salim bu işten de kurtuldum. Hakan gelmeden hepiniz evdesiniz ya. Ölsem de gam yemem. Yağmur, bu gece yattığın yeri beğenirsin artık ha? Çok mu soğuktu buzun ülkesi? Hem de nasıl? Ya Kulina, oraya gidemiyorum. Bari sakla da götür beni ne olur. Bakarız. Yaşasın. Ah, bak sen. Kimler buradaymış? Sen nereden çıktın? Hakan'ın kokusunu mu aldın? Şaka gibi değil mi anneciğim? Hakan'ın kokusunu almadım. İşlerimi bitirdim ve geri geldim. Sen vallahi pek uyanık bir şeysin. Hakan burada değilken yok ol, çocukları başımıza bırak. Tam o geri dönecekken hop geri gel, öyle mi? Ben size hesap mı verecek? Vay, bunlar çete olmuş be. Siz ne hakla Yağmur'u okuldan alıyorsunuz? Hangi sıfatla? Sizin yüzünüzden müdüre hanımdan yemediğim laf kalmadı. Hadi Yağmur, odana çık da düşün biraz. Ama sen bu işe karışma. Boş ver Nana. Onun yüzünü görmeye meraklı değilim zaten. Babana bütün bunların hesabını vereceksin küçük hanım. Makbuş, bana da bu kurabiyelerden koysana. Siz de gidiyordunuz herhalde. Evet, nereden bildiniz? Ne oldu buna böyle? Kesin onun akrabası olacak kadın anneme bir şey yaptı. Olur mu öyle şey? Anne. Simge, hadi yavrum, kalk. Kendine gel hadi. Simge. Kalk Simge, kalk kızım. Hadi. Nerede o Kulina olacak kadın? Gitti herhalde. Hop diye yok oldu. Nasıl yani? Of, bir anda yok oluverdi. Sihir gibiydi. Şaka gibi. Anneciğim, Nana geri döndü ya. Sen yine hayaller görmeye başladın. Kesinlikle psikolojik. Ay haklısın galiba kızım. Onu görmeye hiç tahammülüm yok, hiç. Hadi Hakan gelmek üzere. Makbule Hanım, ne oturuyorsunuz? Sıcaklar hazır mı? Hazır, her şey hazır. Her şey. Nanadan kurtulmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Ay yoksa ruhsal dengemi kaybedeceğim. Ay. Ay tatlım. Ay ya çok özledim seni. Ay hoş geldin. Hakan evladım hoş geldin. Ay canım. Tamam sakin ol Simge, tamam. Seni çok özledim. Ay oğlum. Makbule Sultan. Makbule Sultan. Yavrum. Hoş bulduk Makbule Sultan. Canım. Ah. Çocuklar nerede? Yukarıdalar. Sen de yalandan ağlama da git şu yemekleri ısıt. Süslemeleri görmedi bile. Asıl babam gelince ben onu şikayet edeceğim. Ne gıcık ya. Tamam çocuklar, boş verin onu. Onu şebeye çevirsen babam yüzüne bile bakmaz. Ama yapmıyorsun işte. Aşk olsun. Baba! Canlarım benim. Babacığım! Oh! Yavrularım! Çitlenbiyim benim. Kokunu özlemişim valla. Kızım benim. Kelebeğim. Babacığım ne olur bir daha bu kadar uzun gitme. Evet. Tamam söz veriyorum. Bir daha kokaracağım, hiç gitmeyeceğim. Dönmüşsün. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yaramaz tavşanlar. Ne yaptınız ben yokken bakalım? Yaramazlık. Ondan hiç şüphem yok zaten. Ben çok uslu durdum babacığım. Makbuş'u hiç çizmedim. Ben sanki üzdüm. Babacığım benim. Canım. Canım oğlum benim. Canım kızım. Demek ben yokken yaramazlık yaptınız ha? Evet. Gelin bakalım böyle. Şu İlayda denilen buz cadısı umarım bana verdiği sözü tutar da insan olurum. Bu arada insan olduktan sonra da sihir güçlerimin kalması için ne isterse yapmalıyım. Sihir güçleri olan bir insan. İşte o zaman dünyayı istediğim gibi yönetebilirim. Güzel. Sıkma canını, çok yorgun. Bir de çocukları çok özlemiş. Yarın vakit geçirmeden konuşmalısın Volkan. Sarılırım vallahi ona göre. Tamam. Evet, hazırız değil mi? Hadi bakalım. Hadi gelin bakalım. Hediye zamanı. Yaşasın. Yaşasın. Al bakalım Emre. Aslan babam. Çok güzel. İstediğin bilgisayar oyunları değil mi? Evet. Al bakalım Çitlenbek. Çok teşekkür ederim babacığım. Ha, Özgeciğim, bir dakika, bu da senin. Teşekkürler. Evet. Makbuş Sultan, bak bakalım beğenecek misin? Ah, beğenmez olur muyum evladım? Ne zahmet ettin. Kusura bakma Nana. Burada değilsin diye... Önemli değil. Ha Volkan, evet. Bu da sana. Teşekkür ederim. Evet, bu da sana Simge. Çok teşekkür ederim. Harika, teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzelmiş. Ticaret İngilizcesi. Çok güzel. Çok beğendim babacığım. Hadi bakalım. Hediye faslınız bittiyse sofraya. İşte sabırsızlıkla beklediğim var. Benim de. Kuru fasulye yaptın mı Makbuş Sultan? Yapmaz mıyım evladım? Her şeyi yaptım. Dana mandolina bile var. Bu balonlar neden? Birinizin doğum gününü falan kaçırmadım değil mi? Hayır. Simgecici senin için yaptı. Simgeciğim çok komiksin. Çocuk muyum ben? Biz de öyle dedik ama. Şimdi çok sessiz olup herkesin yatmasını beklemeli. Sonra da yağmur alıp hop doğru buzlar gezegenine. Ellerine sağlık Makbuş Sultan. Ne çok şey yapmışsın. Beraber yaptık. Yemekten sonra da kutlama yapacağız. Hazır ol. Bundan da al hayatım. Öyle yorgunum ki. Al. Yemeğimi yer yemez çocuklarla biraz sohbet edip uyuyacağım. Kusura bakmazsınız değil mi? Yok canım, ne demek. Siz ailece hasret giderin. Beğendin mi onu? Hem de nasıl? Teşekkürler babacığım. Makbuş harika olmuş. Makbuş. Her şey çok güzel olmuştu. Yarın şirketle ilgili ayrıntıları konuşuruz. Sabırsızlıkla bekliyorum anlatacaklarını. Hakan'cığım senin için çok hoş bir parti düzen. Simge lütfen. Çok yorgun, kusura bakma. İyi o halde şirkette görüşürüz. İyi geceler cicişler. İyi geceler. Hadi çocuklar, Nana görüşürüz. İyi akşamlar. Bunun için de teşekkür ederim. Güle güle. İyi geceler. Çocuklar, kim masal dinlemek ister bakayım? Ben! Hoppa! Of kokarcam. Gittiğimden beri banyo yapmadım mı yoksa sen? Ya baba ya, yapıyorum hem de her hafta. Her hafta mı? Evet. Vay be. Çokmuş ya. Ne yapalım? Hakan. Efendim? Evet. Hiç. Hoş geldin. Gel bakalım Çitlenbek. Haydi bakalım. Seni uçurayım mı biraz? Uçur. Ay korkuyorum. Haydi uçuyoruz. Dün gece yüzüme bile bakmadı. Dur be kızım, hemen üzülme. Bazen böyle içim acıdığında hep bez bebek olarak kalmak istiyorum. Oldun işte. Ah deli kız ah, ah, ah. Sonra Vladimir kendisine yaklaşan ejderhaya doğru boynunda asılı olan kolyeyi uzatmış. Kolyeden büyülü bir ışık yayılmış. Ejderha birden neye uğradığını şaşırarak gerilemiş. Bu ışık onun Vladimir'e kötülük yapmasına engel olmaktaymış. Benim kutsal çocuğum. Ya baba ya, en heyecanlı yerinde kaldın. Hadi devam et. Kardeşin uyudu. Yarın devam ederiz. Ya baba ya. Hadi oğlum hadi, çok geç oldu. İyi geceler. Hadi bakalım. Babacığım. Babacığım. Ne oldu çocuklar? Bu kedi de nereden çıktı? Ya bilmiyorum. Sabah uyandığımda yanımda yatıyordu. Ben çığlık atınca kaçtı. Balkon kapısı açık kalmış. Oradan gelmiş olmalı. Ödüm koptu ya. Ben senin ödünü yerim, ödünü. Hadi bakalım giyinin şimdi. Bugün sizi okula ben bırakacağım. Yaşasın. 1-2 dakika daha uyuyabilirim. Babacığım, dün Nana'ya neden o kadar soğuk davrandın? Ben mi soğuk davrandım? Evet. Yo, yani... Neyse çocuklar, şimdi bunun sırası değil. Simge ile evlenmeyeceksin değil mi? Gel bakalım. Gel bakalım. Bakın çocuklar. Amerika'dayken yalnız başıma çok fazla düşünme fırsatım oldu. Simge olayı benim için tamamen kapanmıştır. O sadece benim iş arkadaşım. İyi haber diye buna derim. Harika. Nana'ya gelince... Onunla da denedik ama olmadı. Biliyorsunuz. Benim için sadece siz varsınız. Siz benim her şeyimsiniz. Tamam mı? Hadi bakalım giyinin artık hadi. Aa! Hayda! Kim çaldı bu kapıyı? Aa! Ben çaldım. Oyun mu oynuyorsun benimle? Aa. Kızım neredesin sabahtan beri? Hakan'a yine yalan uydurmak zorunda kaldım. Ya ne yapayım Makbuş? Sabah kedi olarak uyandım. Yağmur beni görüp çığlık çığlığa bağırınca Hakan da beni dışarı attı. Kedi olarak mı uyandın? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Nana. Aa, Külina. Hayatım sana ihtiyacım var. Benim de. Nana, ben sana konuşuyorum. Nana bir kere konuşuyoruz. Gitmeseydik böyle olmayacak. Hayır, onu bir şey yapmadık. Bunların yüzünden. Buna siz izin verdiniz. Hayır. Nana, ne yapacağız peki? Bu zaten olacak bir şey. Ben de daha başından hiç gitmeyelim demiştim. Gördünüz işte başımıza gelenleri. Yani bir daha gezegenimize geri dönemeyecek miyiz? Durun canım, sakin olun. Hiç öyle şey olur mu? Nasıl sakin olur Sayın Kirkon? Artık gezegenlerimiz buzlar altında. Burada lider olmak için çırpınmamızın da bir anlamı kalmadı. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu gerçekten çok korkunç. Evet. Ne yapacağız? Söyler misiniz? Burada olmayacağız. Hiçbir anlamı kalmadı. Bir dakika! Ne yapacağız? Sakin olun! Şuna bak ya! Gezegenlerinizi İlayda'nın sihirinden kurtarmak için her şeyi yapacağım. Ne yapacaksın? Söyler misin? Öğrencilerin gezegenleri buzlarla mı kaplanmış? Evet, seni kurtardılar ya. İlayda onlardan intikam almak için. Ama bu çok acımasızca. Ay, daha fazla dayanabilir miyim bilmiyorum. Sakin ol, şimdi dansın çıkacak lütfen. Ah. Oyuncaklar dünyasını ve diğer gezegenleri İlayda'nın sihrinden kurtarmak için hemen bir şeyler yapmalıyız. Külina, onlar için her şeyi yapmaya hazırım. Sonuçta İlayda'nın elinden beni onlar kurtardı. Ama ne yapabilirim? İlayda çok güçlü. Öncelikle Kirkon amcanın derslere devam edebilmesi için 6 öğrenciye ihtiyacı var. Sen eğer 6. öğrenci olursan dersler devam eder ve böylelikle bir çözüm yolu ararız. Ha Nana? İyi ama derslere nasıl gireceğim? Hakan? Yani Dersler gündüz nasılsa, Hakan gelmeden evde olursan sorun olmaz ha? Hadi Nana, okul kapanırsa bu sorunu hayatta çözemeyiz. Tamam Kulina, madem öyle olması gerekiyor, tamam. Ha, sen bana ne diyecektin? Kulina, ben 2'de 1'de kediye dönüşüyorum. Ya, kediye mi? Kediye. Ay, bir an önce şu dersler bitse de parti başlasa. Hadi çabuk ol. Selim'le dans etmek için sabırsızlanıyorum. Nerede olacak peki parti? Bahçede. İyi ama hiçbir hazırlık yapılmamış. Evet, yiyecek falan olmadan parti olmaz ki. Merak etme şekerim, teyzem her şeyi ayarladı. Hizmetliler yemekhanede her şeyi halledecek. Tabii bir de kül kedisi. Parti için bir yıl CD getirdim. Çılgınca dans etmek istiyorum. İçimde müthiş bir enerji var. Bomba gibiyim. Aman dikkat et de patlama. Kırdığı vazoyu ödeyemediği için kantinde çalıştığı doğru mu? Evet. İyi de ailesi bir vazoyu bile ödeyemiyorsa bu okulun parasını nasıl ödüyor o zaman? Allah bilir artık. Annesi yokmuş biliyor musunuz? Hiç şaşmadım. Bir terbiye görgü almadığı belli. Kitap okuyacağına kantinde çalışıp borcunu ödesene. Koş oğlum koş. Onları aldırma sen. Ya lütfen. Artık sizin grubunuza girmeyi hak etmedim mi? Üf. Tabii ki hayır. Bu o kadar kolay mı canım? Üf, sıktın artık. Yok. Merhaba. Of yine mi sen? Çekilsene. Aa, ben YouTube oldum. Selim. Müzik CD'sini getirdin mi? Ya biz yeni taşındığımız için bulamadım CD'leri. Ben getirdim. Hem de bir sürü. Aman ne güzel. Aferin sana. Şimdi çocuğa gıcık oluyorum ya. Petek lütfen ya. Ne olur ne olur. Şuna bak. Petek lütfen. Petek hadi ama lütfen. Madem bu kadar yalvarıyorsun, öncelikle yeteneklerini göreceğiz. Örneğin bizim gruba girebilmen için çok güzel şarkı söylüyor olman gerekir. Kesinlikle. Tamam. Söyleyeyim mi? Başla bakalım. La donne mobile, what the vento, la donne mobile, albirol vento. O öyle değil bir kere. Yani. La donne mobile, albirol vento, la donne mobile, albirol vento. Sizin grubunuza girmek için çok güzel şarkı söylemek gerekiyor galiba, öyle mi? Evet şekerim. Denemek ister misin? Tabii. Yolun yarısı, beni kendime getiren aşk acısı. Kimi gökteki yıldız kadar yanıp sönenleri, kimi çöldeki serap kadar yalanmış her şeyi. Bembeyaz bir zakkum gibi zehirmiş gerçeği. Asıl olan benmişim, geçin her şeyi. Bravo! 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 Çok güzel! Bravo! Sadece şarkı söylemek yeterli değil ama. Ben sizin grubunuza girmek istemiyorum ki. Canım istedi şarkı söyledim. Vay be, kızlanma ses varmış değil mi? Merhaba, müdürün odası nerede biliyor musun? Şurası. Yardım etmemi ister misin? Hayır, öğretmenler odası hemen şurada. Bırakıp çıkacağım. Sen öğrenci değil misin? Niye bunu sen taşıyorsun? Görevli yok mu? Var da, boşver uzun hikaye. Aa, önüne baksana kızım. Ama ona sen çarptın. Sen ona... çok atıksın ya. Evet öyleyim, ne oldu? Demek kül kedisini koruyorsun. Bana bak kızım, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Evet, kısa sürede kim olduğunu anladım senin. Ben okul müdüresinin yeğeniyim. Sakın bana bulaşma. Belki yenisin. Bu okuldan atılmak istemiyorsan benimle uğraşma. Bu yaptığın çok ayıp. Sen ne yaptığını sanıyorsun bakayım? Hemen benimle odama geliyorsun. Film mi seyrediyorsun? Hadi canım işini yap. Hadi hadi. Hadi yürü.